selamlar arkadaşlar İyi hafta sonu diliyorum Nasılsınız İyi misiniz bugün e, değişik bir konuyla geldim arkadaşlar konu nedir e, kısaca özetleyen bilenler Instagram kullananlar e, sosyal medyada bilen arkadaşlar vardır e, bilmeyen arkadaşlar için açıklama yapmak istiyorum Geçen yıl 19 Ağustos'ta Veli Eren Atay diye bir genç oğlumuz, çocuğumuz 19 yaşında. Geçen yıl bu çocuk karşı oturuyor, İzmir karşı kada oturuyor. Bir diş teknisyeni yanlış bilmiyorsam, bir diş teknisyeni yanında çalışıyor. Benim tanıdığım bir aile değil. Ama geçen seneden beri sosyal medyada bunun şeyleri var. Anne sayfa açtı. Işte. O sayfadan yani bilerek e, tam takip etmiyordum e, haberler çıkıyordu karşıma e, bir haftadır ekledim takip ediyorum hani haberler şimdi e, Instagram ile şeyi de yok erişim engeli var e, çok nadir açtığım zaman nadir olarak karşıma çıkacağı için haberlerden haber e, haberler olmak amacıyla takibe aldım açtığım zaman rehberini yoluyla açtığım zaman e, karşıma bir şey çıkıyor anne baba üzgün bu çocuk iki kardeşler. Tıveli Eren Atay kimdir? Ee, 19 yaşında. Güzel eli yüzü, aydınlık, beyaz yüzlü, kahverengi gözlü. Ee, genç güzel, kar, kara kaşlı, güzel bir çocuğumuz. Kollarında belirgin şöyle kollarında dövmeler var. Gençler bütün gençlerin yaptığı gibi işte küpe takılıyor, şu şey yapılıyor, piercing deniyor, onlar takılıyor. Gençlerimiz yapıyor, büyükler de yapıyor. 50-60 yaşındaki 70 yaş, gençler, yaşlılar da yapıyor falan. Neyse. Bu genç çevresine sevilen pozitif çocuk. Agresif değil. Ailesi, arkadaşları seviyor. Ailesinde bir problem yaşamıyor. İzin alıyor hafta sonu için. 15 Ağustos tarihinde arkadaşlarına izin alıyor. Çeşme, Alaçatı'da. Bilmeyen arkadaşlar için bunu önce belirtiyorum. Alaçatı'da eğlenmek için izin alıyor. Hafta sonu için gidiyor anne babası belirli saate kadar gece bir'e kadar arıyorlar telefonla arıyorlar iletişim kurabiliyorlar telefon oğlunda işte anne şuradayız bir bar'a girdik gençlerle eğleniyoruz dans ediyoruz filan ulaşabiliyor anne en son bir gibi görüşüyor gece birden sonra bir grup arkadaşı yanından ayrılıyor o gittikleri gruptan ayrılıyorlar genç biraz orada kalıyor telefonunu kaybediyor bir süre telefonunu tabii ki o bar gibi yerde mi kaybediyor plajda mı kaybediyor ee, anne ba baba annesinin sayfası var ee, oradan sürekli duyuru yapıyor yani orada oraya gidenler geçen yıl 15 Ağustos'ta Çeşme Alaçatı'ya giden gençler yaşlılar aileler orada çektiğiniz videolar çünkü hani gençler selfie çekiyor şöyle çektiğiniz zaman arkandaki insanlardan tanımadığın insanlar da giriyor kareye ee, bir manzara çekerken tanımadığın birileri de giriyor o karelerde sen o kayıp Kişini bulabiliyorsun Ve oradaymış evet oradaymış Vakit geçiriyormuş gibi Bazı iyi niyetli insanlar Orada vakit geçiren Ertesi gün plajda tatil yapan arkadaşlar Çeşitli videolar atıyorlar Yani O genci orada görselerdi görmeselerdi Hani babaya yardımcı olmak amacıyla Videolar Elindeki videoları atıyorlar Ana olarak çektiğimiz videoları atıyorlar Delikli koy Da ee, Tabi ge gece e, mesela orada o çocuğun telefonu kayboluyor belki cüzdanı da kayboluyor parası yok işte İz İzmir'e gelmek için e, dönmek için nakdi yok o, bar gibi öyle yerlerde e, yasaklı madde satanlar var belki içeceğine bir şey koydular e, o selfieler belki telefonda bir şeyler çekti kendi çekerken arkadaşlarını çekerken onun etrafında kaç tane arkadaş kaldı kimler vardı daha sonra kimlerle devam etti geceye. Bunlar önemli kriterler. Yani telefonu olsaydı kimle tekrar selfie çekildi filan. Ondan sonra arkalarında sinsi planlı planlayan birileri olduğu en azından belki çekilebilirdi. O ekrana şeye girebilirdi. Bunlar önemli. Çocuğun telefonu kayboluyor. Birkaç ay sonra çocuğun telefonu ekranı kırık. Manisa'da bir aile Manisa'dan Çeşme'ye tatile gidiyorlar ailesiyle çocuklarıyla. O telefonu kırık sahilde buluyorlar. Yani öyle olduğunu iddia ediyorlar Kırık olarak bulduklarını iddia ediyorlar Ama bunu bir orada güvenlik güçlerine Bir polise e, teslim etmiyorlar Telefonu e, Herkesin kişisel bilgileri var O telefonlarda herkesin anıları var Kişisel bilgileri olması anıları var e, Resimleri var Farz et ki o, bir cinayet oldu Herhangi bir şey oldu O telefondaki parmak izleri çok önemli Kriminal için Parmak izi e, herhangi bir şey Kıl tüy bunlar hepsi önemli Üzerine kalan e, ee, Orada telefon alıyorlar yanlarına Manisa'ya dönüyorlar. Birkaç ay saklıyorlar telefonunu. Aileden telefonu. Aileden bir ihtiyacı olduğu Telefoncuya götürüyorlar. Ee, herhalde şeyi, çipini kırdırıyorlar. Şifresini kırdırıyorlar. Telefona giriyorlar. Bütün e, sosyal medya şeylerini hepsini siliyorlar. İşte Instagram'ını, Facebook'unu her şeyi siliyorlar. Resimleri falan kendileri kullanmak amacıyla. Sonra sinyaller sanırım bulunuyor. E sonra aile diyor ki bizim bu telefonu çalma değil. Biz bunu bulduk. Telefona ihtiyaç duyduğumuz zaman aldık. Biz bunu kullanmak amacıyla açtık. Telefonu tamam aile alıyor ama telefonda artık bir şey yok, delil yok. E, ellerinde bir şifre, en azından orada bir resim, son çektiği resim, bilardo olduğunu, belki not aldı, birileri ona karşı bir şeyler davrandı, kötü davrandı, belki arkadaşları yanlış yaptı, bunlarla ilgili bir not aldı, bir derdi bir ne bileyim bir kısa bir şey yazdı, not yazdı. Bunlar hepsi yok oldu, silindi akşamdan biraz tabii ki alkol böyle yerlerde gençler alıyorlar, deniyorlar, şey yapıyorlar, aldılar, herhalde çıktılar. Ertesi günü çocuk e, sabah karşı herhalde plaja geliyor, plajdan öğlen saatlerine kadar orada takılıyor. Sonra belli bir yola kadar, e, mobes kameraları belli bir yere kadar var, belli bir yerden sonra yok. E, Müge Anlı'ya çıkmışlar. E, Müge da o sürelerde ben görmedim. E, sonra Daha sonra şeyden baktım. Kısa bir dönem aranıyor. Hani belli bir yere kadar... İstihbarat, polisler denizde arıyorlar. Yani denize girmiş, boğulmuş olabilir mi gibi. Denizde arıyorlar, bulamıyorlar. İşte karada arıyorlar. Çoğu yeri arıyorlar. bu Köpek, polis köpekleri. Takip ediyorlar çocuğun kıyafetlerinden kokusunu. Bir rampa var. Çıkan delikli koydan. O belli bir yere kadar kokuyu köpekler takip ediyor. Çocuk oralara kadar gidiyor. Oradan siyah bir arabanın aldığını söylüyorlar. Siyah bir araba. Çocuğu alıyor siyah bir araba alıp götürüyor ama nereye götürüyor mesela benim cüzdanım kayboldu bir yerde kaldım başka bir şehre gittim çalındı şimdi sadece bizim halkımız milletimiz yok çeşitli mülteciler çeşitli 72,5 millet her türlü insan var Fazlet ben selfie çekerken telefonumu kaptırdım çaldırdım daha önce de yaşadım ben onu bir pazar yerinde ondan sonra belli bir miktar param gitti telefonum gitti. E ben bunu polislere bir yıl ifade verdim. Hem de çok sıkı. Sanki ben kendi telefonu, kendi çalmış gibi bir yıl ifade zor şeyleri var. Neyse e, o siyah bir araba, bu siyah araba yani sen yıllar geçse bu siyah araba e, bu çocuk kayboldu. Sonradan belki iyi çocuk durdurdu. Otostop yaptı. Abi başıma benim böyle böyle bir şey geldi. Siz nereye gidiyorsunuz? Fazlet dedik o siyah araba ben işte çeşmenin çıkışına kadar gideceğim. Veya çeşmenin bir köyüne kadar gideceğim size oraya kadar seni oraya kadar götürebiliriz diye araba al. Çünkü sen o alacağın yolcuyu araba kullananlar yola çıkanlar iyi bilir. Aile olanlar aileyle olanlar kolay kolay yoldan birini almazsın. İncelersin. Kafanda bir tane soru geçer. Bu iyi bilir. Çünkü biliyorsunuz gasp olayları oluyor. Herhangi şeyler oluyor. Taksilerin başına çeşitli şeyler geliyor. Ölümler, kalımlar, bıçaklamalar falan. O çocuğu sen arabana alırken herhangi bir yolcuysan o çocuğu zaten sen elini yüzünü iyice inceledin o arabaya o çocuğu öyle aldın. O çocuk sana nereye kadar dedi durumunu anlattı sana işte paramı kaybettim cüzdanımı kaybettim veya işte telefonumu kaybettim. Sen onu arabaya aldın o çocuğu en son nerede indirdin? Çeşmenin girişinde mi veya İzmir'in bir yerine kadar gidiyorum oraya kadar seni bırakırım mı dedin? Başka bir şeyler mi, bir yere kadar bir semte kadar sen onu iyi hatırlarsın çünkü bunu her zaman yapmıyorsun. O delikli koya gidiyorsun. Oradan tatilini bitiriyorsun. Çıkış çıkıyorsun. Çıkışta bir genç rica ediyor. Otostop yapıyor. Böyle böyle bir durum var. Sen onu arabana alıyorsun. Belli bir yere kadar götürmeye veya işte İzmir'e kadar belki getirmeye vaat ediyorsun. Sen bunu yıllar geçse de unutmazsın. bir ay geçse, üç ay sonra. Biz 20 yıl hemen hemen çocuklar küçüktü. İzmir'in İzmir Kavacık dağı var. Orada üzüm, siyah üzümleri falan festivalleri var. Geçen sene çekmiştim. Festival Eylül aylarında oluyor. Ağustos Eylül ayında oluyor. Oraya gidip çekme yapmıştım. Eski zamanlarda biz çocuklar küçükken gidiyorduk. Oraya çay içmeye, piknik yapmaya falan ailece gidiyorduk. Çocuklarımızla. Çocuklar okula giderken. Ee, biz oraya giderken e, gidiyoruz, dönüyoruz. Ama şey kendi özel arabanla gidebiliyorsa jandarma var orada tepede. Ee, askeri bölge var. Oraya çıkarken eskiden toprak bir yolu. Çok virajlı bir yoldu riskli bir yoldu. Hani kayma tek iki araç yan yana geçemezdi. Tek sıra haline giderdi falan. Ve toprak kayması falan var riskli bir yoldu ama sevdiğimiz bir yer diye gidiyorduk. E, bir gün gittik bayramdı. Bayram dönüşü çocuklarla aşağı iniyoruz. Yani gittik orada pikniğimizi yaptık, etimiz kestik falan dönüyoruz. E, dönüşte çocuklar arkada oturuyor ben önde eşim yanında oturuyorum e, önde otururken bir adam yolda ama eli yüz düzgün o köyün insanların çoğunu da biz tanıyoruz o köyde yaşayanlar çünkü aşağıya ulaşım yok senin motorun varsa genelde motorludur ya da eşeği vardır onunla iner ürününü satar döner o zaman belediye otobüsü falan çıkmıyordu o da Ta çok tanınmıyordu yani İzmir halkı tarafından çok tanınmıyordu neyse biz dönüşte yarı yola geldik oradan e, birileri ya, jandarma arabaları geçiyor birilerine rica etmen lazım seni merkeze aşağı indirsin yaya olarak adam bize el yaptı biz ilk seçimleşti. düz konuştuk. Alalım mı almayalım Çocuklarımız var çünkü arkaya alırsak riskli. Dedim hadi alalım. Çünkü buradan yürüyüp de onun merkeze hemen hemen e, o oturduğumuz evden 20 kilometreden fazla yol vardı. Aldık biz. Ben hemen indim önden arkaya geçtim çocukların yanına. Hani onu arkaya ben cesaret edemem çocuklarımın yanına oturutmaya Bilmediğim birisi. 35 yaşlarında genç bir adam. Ama üstü başı düzgün. Benim aklımdan bir yanlış şey geçiyor düşünceler geçiyor. Arkaya otursam işte çocuklarıma tacizim eder. Şu mu olur bu mu olur? Neyse ben arka, öne oturttuk. Adam ee, dedi ki yenge hani ben kötü bir insan değilim. Yani bunu eşime demiyor da bana söyledi direkt arkaya döndü. Ben kötü bir insan değilim Hiç kimseye zarar vermem. İşte ben askerede çalışıyorum güzel bahçede. Oraya ulaştım ailemi ziyarete geldim. Ailen kim dedik yani çoğu köylüyü tanıyoruz. Bir oraya gidip üzüm alıyoruz işte yumurta alıyoruz veya pekmez alıyoruz. Yaprak almaya gidiyoruz işte taz almaya gidiyoruz filan. Kurbanlıklarımızı orada kesiyoruz daha da daha doğal olduğu için. Ee, oraya atladı. Konuyu değiştirdi bu kişi. Hani şu filanca Ahmet Mehmet işte filan bir isim verdi, ben onun akrabası falan demedi. Konu değiştirdi. Orada da böyle çok sivri dağlar şeyler var. Orada altın arayanlar yani Yunanlar zamanında savaş zamanından altın arayanlar var. Her şey var. Duyuyoruz. Du şey yapıyoruz ama adam dedi ki, şu dağ var orada bu dedi ki orası mağara var mağaranın içine işte geliyor altın bulunuyor falan ben de bu bilgiler, e, konularda bilgim var dedim ki e, o öyle hani eli kolu sallayarak dedim o mağaraya girip de e, altın bulup da çıkarıp da alıp satıp şey yapamazsın. E, bunların e, dini ritüelleri var yani girip de e, bazı e, bunları koruyan cinler var, hayvanlar var, yılanlar var falan girip de canlılar olursun. E, bunları yapılması gerekiyor uygun usulüne uygun ondan sonra ararsın ve izinli ararsın falan diye böyle konuştum. Sonra adam dedi çok da zaten dedi de oraya girip de rastgele gençler falan merak ediyor. Giriyorlardı işte ölüyorlar falan. İşte oradan buradan konu açıldı falan öyle indik biz. E, bizim geleceğimiz sem konutların oraya kadar geldik. Orada bir lise var. Oradan itibaren artık dolmuşlar otobüsler merkeze iniyor. Onunla oradan bir e, bilip ya otobüse dolmuşa binip gideceği yere gitmesi gerekiyor. Biz onu orada indirdik. Eee ben o iner inmez ben öne geçiyor geçeyim çocukların ondan sonra dedim ki, yani şey daha arabaya öne bindim dedim ki ya böyle böyle ben adamla korktum ve adam düşüncelerimi okuyor dönmemizde arkamıza baktık durağa geçti mi çünkü başka durak yok orada başka bir vasıta yok imkanı yok o dönemde 20 yıl falan öncesi arkamız döndüğümüzde adam arabadan inip ben arkaya öne geçince adam ortadan yok oldu yani nasıl bir varlıktı nasıl bir şeydi bilmiyoruz. Biz o iyiliği yapacağız. Ama adam bize çocuklarla ilgili işte hayatları güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun çok değişik, ilginç dualarda bulundu. Ondan sonra öyle gitti. Yani o adam sır oldu. Bizim de aklımıza şüpheler kaldı. arada 20 yıl geçti. Yani ben çeşitli hastalıklar geçirdim ve 12 unutkanlığım var. Şeyim var. Ama ben daha hala adamın simasını hala yaşadığım o öyküyü konuşmaları falan unutmadım. Şimdi konuyu getireceğim. Bir yıl önce siyah arabaya. Siyah araba bu çocuk ortadan kaybolduktan sonra evine dönmedikten sonra bu siyah araba ben almıştım. Bunda suçlanacak bir şey yok. Arabamı aldım. Belli bir yere kadar götürdüm. Şurada bıraktım. Gidersin bir emniyete herhangi bir şeyin. Emniyet her yerde aranıyor. Bilgi veriliyor. Bildirirdi. Bildirmesi gerekiyordu. Yani biz bunu arabamızı aldık. Şimdi bizim götürdüğümüz adam gerçek bir insan şahıs olsaydı. Kaybolsaydı biz bunu, sosyal medyalar o zaman yoktu. Biz bunu e, kaybolduğunu duysaydık gazeteden bir yerden. Gidip de biz bunu belli bir yere kadar aldık, taşıdık diye bildirirdik. Mobilesi kameralarda zaten arabaya plakası çıkmıştır, çıkmamıştır. Yine de insanın namına bir faydamız olur diye gidip bildirirdik. Yani oradan, e, o bölgeden geçen yılda yaşanan e, bilgiler, videolar, işte... E, Selfiler, storyler, her şey bunlar aile için önemli. Aile geçen seneden beri arıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi plajdayız. Şu iğne, toplu iğne. Şu benim eşarbama taktığım iğneler. Ben şimdi diyelim ki bunu atıyorum. Bu düşüyor. Yer çekiminden yere çarpıyor. Sıçıyor, kayboluyor diyelim ki. Bu kaybolduğu için bu yok olmuyor. Ben gözüm görmüyor. Ben bunu bulamıyorum diyelim ki. Bu bölgede bulamıyorum. Ama benden daha genç birisi görebilir. İşte farklı bir insan bakış açısı farklı olur, görür. Ben bunu iyice incelediğim zaman bunu şey yaparım. Yani var olan bir şey yok olmaz. Bu genç çocuk da yok olmadı, kaybolmadı. Yani 3 yaşında çocuk. Bizim İzmir Fuarı'nı gelen arkadaşlar bilir. Ee, ara ara çekimlerde video çekmiştim. Çok kalabalık oluyor. Yani Ağustos sonunda İzmir Fuarı. Eylül başına kadar eskiden bir aydı. Şimdi daha kısa sürede. O kadar kalabalık oluyor ki normal değişik illerden de ziyaretler geliyor, eğlenmeye geliyorlar. Ama şu an şimdi İzmir'de çok kalabalıklaştı. Mülteciler, Afganlar, Suriyeliler, şunlar bunlar. Çok kalabalık. Yani güvenilir her yerden insan var. Fazilet 3 yaşına çocuğumu kaybettim. 3 yaşında çocuğum o kalabalığın içinde ne yapacak? Adres bilmiyor, telefon bilmiyor. Anne baba diyor. Kayboldu, ağlıyor. Ben de birisi denk geldi, buldu. Yani çocuğu anne adını soruyor, şeyini bulamıyor. Ne yapacak? Orada Fuarda binlerce e, güvenlik görevleri var. Binlerce polis görev yapıyor. Onlardan birine insanlık nedir? Alıp o çocuğu götürüp Ben bu çocuğu filanca kapı tarafında. Fuarın kaç kapısı var? E, bu kapısının birisine şey, polisin birine götürürsün. Ben filanca yakın yere buldum. E, diye götürürsün çocuğu teslim edersin. O güvenlik görevleri de anons ederler e, fuarın her tarafından. 3 yaşlarında kız çocuğu veya oğlan çocuğu bulunmuştur diye anons edilir. Aile de zaten kaybettiğini fark etmiştir. Onu giderler oradan teslim alırlar. ne bileyim çarşıda çok kalabalık bayram alışverişlerinde. Çok küçük 4-5 yaşta çocuk evini bulamayacak ve adresini bilmiyor. Telefonunu ailesini bilmiyor. Kaybolur. Bu kaybolabilir. Yani çocuk. Bu 19 yaşında çocuk çeşme alaçatıya ailesinin çocukları arkadaşlarına gidebiliyor. Orada başına ne geldi, ne getirildi, ne yaşadı. Çocuk izi yok. Yani çocuk kayboluyor. Adı kayboldu. Kayıp değil çocuk. Var. Yani bir yerlerde var. Bu çocuğun başına ne geldi? Kimlerle tanıştı? Başına ne getirildi? Kim ne biliyorsa. Arkadaşları bir açıklama yapmıyorlar. Susuyorlar. İşte bu siyah araba kimdir? Susuyorlar. E polisler arıyorlar. Belli bir yere kadar işte deliller e, var. Ondan sonra yetersiz kalıyor. İşte Müge Anlı da demiş ki bir yere kadar bir yerden sonra bir şey bulamıyoruz. Bir e, Bazı yalan ihbarlar oluyor. Bulamıyorlar. E, Şimdi diyeceksiniz diğer illerde olan arkadaşlar hani Müge Kayı kayıp programlarında oluyor. İşte kadın evinden kaçmış. Birine tanışmış sosyal medyada. Kadın Manisa'dan kaçmış üç çocuklu. Kadın nereden bulunuyor? Diyelim ki Mersin'de bulunuyor, Antalya'da bulunuyor, Arda bulunuyor, başka yere işte birine tanışmış. O insan neredeyse onu oraya çekmiş. Başta bir şey birileri görmüş oluyor. Ben burada sabit evimde dururken gençler sosyalleşme bir kafeye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ne olur? Eskisi gibi değil. Sosyal medya var. Ne olur haber veresin. Ben şurada gördüm. Milyonlarca insanımız var, milyonlarca şey. Herkes bir yerde görebilir. Öyle bir şansı var. Belirtebilir. Ha geçen yıldan beri, geçen yıl şimdi resimleri koyacağım şeye çocuğum, annesiyle birlikte. Geçen yılki haliyle. Bu sene 20 yaşında. Yani arada bir yıl geçiyor. Fakat çocuk bir hayat kurdu mu? Bir yerlerde çalışıyor mu? Kimliğini her şeyi kaybettiyse başka bir kimlikle ancak bunu oteller tatil beldelerinde gençleri çağırıyorlar. Lise sonu işte üniversite öğrencilerini işte turistlere yardımcı olsun biraz İngilizcesi olan çocukları çağırıyorlar. Öyle yerlerde gençler çalışıyor. Ben Çanakkale'ye gittiğimde bir deniz kere sahilde oturmuştuk arkadaşlarımızla. Kafede bütün gençler saat 12'ye kadar orada servis yapıyorlar. Neden? İşte üniversite okul masrafına karşılayayım. Aileme destek olayım hayatımı sürdüreyim onlara yük olmayayım diye bütün gençler şey yapıyor böyle yerlerde çalışıyorlar otellerde de onlara kalacak yer veriyorlar işte bir şekilde belli bir harçlık veriyorlar belki sigorta yapılsa kendi adıyla soyadıyla bir yerlerde işlem yapılsa bir maaş alsa bir şey yapsa bir yerleştirse bu zaten emniyetle bunu tespit eder ben şimdi başka şehre gitsem ailem bana ulaşamasa. En azından bir maaşımı nereden çektiğimi araştırsalar bu kadın nereye gitti ne oldu başına ne geldi deseler. Başka şehirde ben çekiyor olsam maaşımı veya işte şeyimi bir yerde bir işlem yapsam derlerken şu ilde işlem yapmış. Demek ki orada bulunabilir. Oranın mob mobilesinden işte o bankanın etrafındaki matiklerin etrafından. Bir yıldır bu çocuğun hiçbir yerde bir işlem yaptığı görünmüyor. Kimliğini bir yerde ibraz ediyor. Çünkü e, Manisa'ya bile gitsen dönüşte jandarma birkaç kere çeviriyor. Kimlikler kontrol ediliyor. Bu çocuğu nasıl bu? Ben bu çocuğu bulalım diyorum. Ben şimdi çoktan beri bu çocuğun kayıp olduğunu, haberlerini görüyorum. Fakat elimden bir şey gelmediği zaman yakın arkadaşlarım bile, takipçi arkadaşlarım bilir. Ben bir şey bilirse hakkında bir yardım yapamıyorsam sessiz kalırım. Ama yapabileceğim bir şey şeyse ne yaparım? İcraata dökerim. Şimdi ben günlerdir bu kafamda artık oturuyorum ağlıyorum, için içine ağlıyorum, üzülüyorum. Anne iyice perişan olmuş durumda. Küçük kardeşi var. Hani yaşıyorlar ama yaşamak mı denir bilmiyorum. Hani hastalık olarak ne olarak neler yaşadığını bilmiyorum. Ya yani bu çocuğumuzu bulalım. Yani çok etiket yapılıyor. Cumhurbaşkanına, bakanlıklara, İzmir Valiliğine, ya yani önemli görülen bütün herkese halk olarak bütün herkes üzülüyor. Herkes dua ediyor. Elinden gelenin o ya yer, resmi yerler bir şey yapmıyor bir açıklama da yapılmıyor. Yani biz çocuğu şurada aradık, burada aradık. Elimizde şu veriler var, bu veriler var falan. Açık aile işleri yok. Bir yıldır bu çocuğum e, kötüyü düşünmek istemiyorum. Ölüs ve şu şu, şu şekilde bir açıklama yok. Bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Bu çocuğu arkadaşlar bulalım. Ben resimleri koyacağım. Siz de annenin. Anne Ebru Beceren Atay. Instagram'da sayfası var. Bulun. Daha açıklamaları, genç çocuğumuzun daha çok bilgileri var, açıklamaları var. Annesi değişik kendi evdeki birlikte vakit geçirdiği zaman çektiği resimler var. Bilgiler var, şeyler var. Bu genç çocuğumuz ya kafelerde bir yerde çalışıyor. Antalya'da olabilir. Hani orada çocuk kayboldu diye. Belki düştü, bir darbe aldı kafasına. Belki geçici hafıza kaybı yaşıyor. Ailesini unuttu, her şeyi unuttu. Ailesine dönemedi ve orada küçük bir şey verdiler yasaklı madde verdiler bunu kullandı diye suçlu hissediyor kendisiyle, ailesiyle dönemedi bir yol çizmeye çalıştı bir hayat kurmaya çalıştı imajı değişmiş olabilir sakal bırakmış olabilir ilk halleri yani geçen yılki haline kollarına dövme kısak olduğu, olduğu sürece yani bunu kamufle etmek için uzun kollu giymiyorsa Şimdi kıyafet tabii ki değişik şeyler giyebilir. Başka bir şeyler de veya eski püskü şeyler de olabilir sakallı olabilir, başka türlü bir imajı olabilir ama sima değişmez. kara kaşlı, kara gözlü. Sima değişmez. Ee, böyle bir genç hani ürkütmeden o çocuğu bir yerlerde gördüğün zaman işte hemen gidip yanına işte annen seni arıyor, ailen seni arıyor gibi ürkütmeden bunu sessizce oradan çıkıp e, bir polise resmi kaynakları bildirip bir, en azından bilinçli birileri gelmesini, sağlık görevlisiyle birlikte gelmesini, psikoloji doğru mu düzgün mü bilemiyoruz öyle birisinin gelmesini, ilgilenmesine, o şekilde ailesine ulaştırmasını sağlayalım. Ben İzmir'deyim. Bu çocuk da ailesi karşıya kadar. Yani İzmir çevresinde bilinçli olarak çocuk bir hayat kurmayı düşündüyse ben İzmir'e döndüğünü düşünmüyorum. İzmir'de olduğunu düşünmüyorum. Tatil belde gitmiş olabilir, Antalya gitmiş olabilir, oralarda çalışıyor olabilir, Dikili de olabilir, Foça da olabilir. Ne bileyim, Çanakkale tarafında olabilir, Ayvalık tarafında olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her yerde olabilir. Yani oralarda ben buradayken siz başka bir yerde başkasını görebilirsiniz. Nasıl hani insan insana kavuşmaz daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur derler. Ee, başka bir çevrede benim olmadı beni tanıyan birisi başka bir yerde beni gör, görebiliyor bulabiliyor. Mesela Ama ben seni tanıyorum sosyal medyadan diyebiliyor karşımıza çıkabiliyor. Ee, hiç ummadığın zaman da karşılaşabiliyorsun. Ben bütün arkadaşlarımdan e, yardım nasıl e, Önceden aboneliklerde işte arkadaşlarıma yardım edeyim, destek olayım. Şey yapayım. Geçenlerde bir arkadaşımız mesela yıllardır ilerlemiyor. Dedim ki ben paylaşırım. Ee, ara ara izleme de yaparım. Saatlerini doldurursun. Hem sana moral olur. Eşine şey yazsın. Paylaştım. Birkaç yabancı arkadaşa dedim ki ek kanallardan yardım edin, destek olun filan. Kısa zaman yani iki, iki, günde dedim ki ben o akşam bir, bir kay yapacağım. Ne oldu? Bir, iki günde, üç günde oldu. Ee, yapabileceğim şeylerin sözünü veririm yapamayacağım ah vah ben şimdi bir olay olduğu zaman herkes üzülüyoruz şimdi balıkçı kayığında e, 26 yaşında bir genç kızımız bayraklıda adam öldürüyorlar e, karı koca sahibi balıkçı kayığının e, medyada görmüşsünüzdür öldürülüyor e, buz, buzhane var difriz var onun içine koyuyorlar kadını ondan sonra bir yana buz taşıyor onu orada şey yapıyor hani soğuk tutmaya çalışıyor öldürdükten sonra Şimdi birkaç gün o var. Yani adli tıpta şeyde. Bir yıl olaylar yani. Biz bunları üzülüyoruz. Çözüm. Kim yaptı? Neden yaptı? Gençlere de uyaralım. Ee, arkadaşları hani her arkadaşa şey yapamazsın. Yani güven yok artık kimseye. Birinin evine gideyim kalayım. Ee, vakit geçireyim. İşte alkol bozuyor. Alkol başında işte şey yapıyor. Adamın karşı tarafı sen iyi niyetlisindir. Temizsindir. Karşı tarafın aklına neler geçtiğini bilemezsin. O yüzden arkadaşlar işte kız arkadaşıma gideceğim, ona gideceğim. O başkasını çağırır oraya başına bir gün. Olay getirir. Çok düşünelim. Hani konu komşudan herkesden artık insanlar şey yapıyor. Çok e, korkuyoruz artık. Güven yok. İşte ölümler oluyor, kayıplar oluyor. işte bir tane haber dün artık e, çok düşündüğüm için birkaç gün ağırlıkla üzüldüğüm için. Evet. Bu gece sabah karşı, Sabah namazı kıldım. Ondan sonra yattım. Çocuk e, böyle iki tane dağ. O dağ nerede var? İşte Karaburun'a giderken. Vordağ'a giderken. Öyle böyle sivri dağlar falan. Rampa gibi yerler falan var. Artık çok düşündüğüm için bilmiyorum. E, iki tane böyle büyük bir dağ. Sivri dağ. Arasında böyle vadi gibi bir dar yol. Taşlık falan. Böyle yol yok yani. Resmi bir yol yok. E, taşlık şeylik. E, emekleyerek görüyorum. Ben Eren diyorum. Veli Atay olarak aklıma hani tam olarak şey yapmıyor Eren işte şey bir ses geliyor. Abla beni buradan bul, beni kurtar falan diye bağırıyor. Ee, sonra sen neredesin diye ses, ses sesleniyorum. O dağlar arasında orlarda emekler gibi gidiyor. Öyle görüyorum artık etkilendim ki bu o gün e, video çekmiyorum uzun zamandır. Sadece bununla ilgili bütün arkadaşlarımla rica ediyorum. Yurt dışında olabilir. Genç bunlar e, bir hayat kurmak isteyebilir. Şimdi benim komşum e, akşam karşılaştık ne yapıyorsun ne diyorsun üst komşum. Lise bugün lise sonuna gidecek bir kızı var. Amerika'da halası varmış. Oraya da okusun, hayatını kurtarsın amacıyla bir pasaport falan çıkarmışlar. Amerika'ya gönderecekler. E peki dedim orada okuyacak, şey yapacak, oradan bir hayat kurabilecek mi? Hani orada rahat edebilecek mi? Burada bir hayat kalmadı dedi. Oraya göndermek istiyoruz falan dedi. Dedim hayırlısı olsun. E şimdi aklıma geliyor gençlerin tabii ki hani bir anları bir ana birileri etkiliyor sen işte bir şey şuraya gideyim diyorsun. Birisi seni yoldan caydırabiliyor. Farklı fikirler verebiliyor. Bilmiyorum başka hayat kurmak, Avrupa vatandaşı olmak gibi fikirler verilip de yurt dışına bir şekilde gitmek. İşte belki bir yerlerde bir şekilde yurt dışına gitti ama oradaki mülteci kamplarında kaldı. Kimseye haber veremiyor. Bilmiyorum aklıma hani şey değişti. Aileyi hani üzmek amacıyla söylemek istemiyorum ama hani böyle şeyler de olabilir. Herkes her yerde göre, görebilir. Yurt dışı arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Ee, yurt dışı arkadaşlarımdan da. Herkes bir, bir yerlere tatile gidiyor. Ee, çeşmeye, işte Dikili'ye, Foça'ya, Bodrum'a, e, Antalya bölgesine. Her yere gidebiliyor. Herkes her yerde görebilir. İşte biz birkaç sene bugün e, kısa bir şort attım. O da neden attım? Eski bir anımız o. Oğlumla biz birkaç sene önce e, bir bayramdı. Şeye gittik. Akyakaya tarafına gittik. Orada e, seyir tepesi var. E, sağdan gidersen orada araçlar durup da o manzarayı çekiyor. Selfie şey yapıyor. O zaman daha Instagram yoktu atmak için. Daha sonra oldu. Facebook'ta falan paylaşıyor. Anlarda Gece çıktı. Aklıma takıldı. Ben e, kendi telefonum. O zaman tabii YouTube'um da yok. E, manzarayı çekmişim. Çok da uğultulu bir hava var. Ben müzik koyuyordum bugün. Bulutlu bir hava var rüzgar var oranın havasının iklimini bile e, anlayabiliyorsun kısa 41 saniyelik bir videoda. Bunu paylaşmamın da amacı bugün hani bir prim yapmak ve video işte abone gelsin falan değil amacım. Aklıma ne geldi e, bu Eren dünden beri iyice taktım kafama Eren'in. E, mesela ben orada video çekmişim o zaman daha ustaca değil profesyonel rastgele çekmişim anı kalsın. Arkamı dönüyorum arabalar hani ne kadar yoğun ak tarafına gidiyor yön. Karşı tarafta duranlar gelip de buradan o çekimi yapmıyor. Giderken herkes çekiyor o manzarayı. İniş yolunda rampada. <laughs> ben çevirmişim. Şimdi oğlan arabası çıkmış. Orada birkaç kişinin e, arkamızdaki insanların tanımadığımız insanların şeyi. Belki şimdi aklıma o geldi. Dedim ki hani ben onu rastgele o gün çekmiştim. Oğlum yanımda oğlum da çekiyor ayrıca Telefonundan telefondan. Ben onu çekmişim. Belki o arkamızdaki adamlardan ben onu çekmişim rastgele bilinçsiz olarak çekmişim manzaraya çekiyorum ve o anlık şey arkamızda bazı insanlar var kimisi arabasının kapısını kapatıyor kimisi bir eşya alıyor filan inmişler park etmişler filan birkaç kişinin çıkmış belki diyelim ki o insanlardan birisi kayıptı benim bu videom yayınlandığı zaman aa işte ben ne zamandan beri işte 4, 4 sene olmuş ben 4 sene bu insanı arıyordum ee, kayıptı ama işte bir, bir, vatandaş şey çekmiş kısa bir video çekmiş bu videoda o kişi var Demek ki o, o tarafa gidiyormuş. O diyelim ki insan Malatya'da yaşıyordu. Ak, Akbük tarafında işte veya şey Mola tarafında ne işi vardı gibi. Aranmayacak ya Herkes hani çevresinde arıyor ya. Olduğu yerde. Belki olduğu yerde değil. Başka bir yere gitti. Benim videomda denk geldi o insana. Onun gibi. Yani her yerde olabilir arkadaşlar. Hani gözümüzü dört açalım. Kafelere gittiğimiz zaman Veli Eren Atay <laughs> benzeyen benzetebiliriz ama Hani her bir izleyen dediği iyice dikkatli izleyelim. Çünkü aileye e, kimin ne kadar başvurular oluyor. Gördük şurada benzettik şu oldu bu oldu filan diye. Ama çoğu da bu e, ihbarlardan da çok insanlarda bu kayıp ilan, ilanlarında kayıp programlarında bulunabiliyor da. Yani mobeselerden görülebiliyor bulunabiliyor da. Araştırılıyor mesela ben dedim ki konakta gördüm diyelim ki. Nerede gördün? İşte meydanda gördüm. E, Saat kulesinde. Benim söylediğim doğrulamak için o günün tarihindeki o mobeseler bakılıyor. O insan gerçekten o mu diye tespit ediliyor. Çok faydası oluyor. Yani eskisi gibi değil. Eskiden insanlar evler çekip gidiyormuş, meczup oluyormuş, kafayı kaybediyormuş, işte şu oluyor başına gelenlerden. Başka şeyler, çünkü ben bir ara biliyorsunuz yemek, çorba dağıtımı yaptım sokaktaki evsiz insanlara. Değişik değişik insanlara hayat hikayeleri sormayın diyorlardı. Bazıları anlatmak istiyorlardı, dinliyorduk. İşte adam ağrıdan kalkmış gelmiş ailesi işte dövmüş babası iki tokat atmış çekmiş gelmiş. Bu tür olaylarda <laughs> yani gelmiş İzmir'de hastanelerin önünde işte otogarın içinde orada yatıyor. akimliği yok telefonu yok bir şey yok. Kimisi iflas etmiş ailesi sokağa atmış o şekilde gelmiş sokakta hani kendi ayaklarımızda duramamış. Karşıya kadar vardı işte adam çok güzel sanatkar resim yapıyor şey yapıyor i̇şte insanlar bir para atıyor. O paraların karşılığında o bir resim yapıyor, veriyor. O şekilde yıllardır yatıyor. Ha bu gibi insanlar gidip de, de, belediyenin işte sağladığı konuk evlerine falan kalmıyorlar. Neden? Özgürlüğüne alışmış. Sokakta yaşamayı tercih ediyorlar. O tür insanlar da var. Hani hepsinin hayatına dokunamıyorsun. Sadece işte bir yiyecek verebiliyorsun. Bir şey şey yapabiliyorsun. Dilenmiyor. O tür insanlar da evsiz olan insan dilenmiyor. Bana para ver. İşte bana bir şey ver. Hani birileri bir sigara verirse, bir çay ikram ederse, bir çorba ikram ederse, bir kahve ikram ederse o şekilde kabul ediyorlar. Onun dışında da öyle sokakta perişan halde yaşıyorlar. Birilerinin işte bildirmesi, birilerinin görmesi, etrafını böyle çok inceleyici davranması çok önemli arkadaşlar. Bu da bizim bir çocuğumuz. Bizim çocuğumuz olabilir, senin çocuğun olabilir, işte bir kuzenin olabilir, kardeşin, akraban. Hani bana ne ya falan diye değil başka bir mesela orada Ebran'ın Ebru Hanım'ın sayfasının altında başka aile de var. Diyor ki inşallah siz de kavuşursunuz ben de. Orada dualarda buluşan bir yana aile var. Çok kayıpları olanlar var. 4 yaşında kaybolmuş. Şu an e, hesapladığım kafamda 36 yaşına gelmiş. Kız çocuğu hala bulunamamış. Başına ne geldi? Kim kaçırdı? Öldü mü? Kaldı mı? Yaşıyor mu? Bir yerlerde mi? Adı mı değiştirildi? Belki yaşıyor. Bulamıyorsun. Bütün arkadaşlardan Veli, Eren Atay. Bu uzun bir video, <laughs> uzun bir video oldu. En azından topluluklarda paylaşabilirsiniz. Bu bir yardım, bir kardeşinizin bir çocuğuna yardım bulunması için. Bu resmi paylaşır, yani video paylaşmasanız resimleri de Ebru'nun sayfasına alıp paylaşabilirsiniz. O dönemde orada olup da elinde videolar olan arkadaşlar videolarını paylaşabilirler. Şu an erişime geri olduğu için. Çok insana ulaşılamıyor. Lütfen elinizden geleni etrafınızda işte kafelerde otururken garsonlara tatil beldedir ki can kurtaran görevi yapan gençlere, ne bileyim şey lokantaya gittin restorana gittin her yerde bir inceleyip de alıcı gözle birilerine yardımcı olmak amacıyla bakarsak belki faydamız olur. Önce Allah'tan diliyoruz. Yardımı Allah'tan diliyoruz. Ondan sonra da işte sosyal medyanın gücüne inanıyorum benim görmediğim yerde sen görebiliyorsun. Senin görmediğin yerde ben görebiliyorum. Başkasının bir yakınını, bir çocuğunu, kızını, işte evladını veya bir eşyasının şeyini. Bu şekilde bir de alıştıracağım. Yani bulduğumuz hiçbir şey bize yaramaz. Sokakta bulduğumuz para olsun, maddi değeri olsun, telefon olsun. çöpün yanına atılan şey toplayanlar var. Ondan kazanç sağlayanlar var. İşte benim giymediklerim gitmişim. Ben giyim dolabına atarım veya ihtiyacı olan birine veririm. Şimdi işte halılarım, şeylerim birilerine verim işine yarayacak olan birini çöpün yanında atıp da satacaksan bir para değerlendirse ondan bir geçim sağlayacaksan alın eski eşyalar atılıyor onlara alın şey yapın ama işte bir telefonmuş çok düşük bir telefon da olsa 5 lira da olsa 10 lira da olsa o insanın kaybeden insan için bir şey ve belirli telefonlar diyelim ki o kişinin belirli şeyleri var kimlik bilgileri var önemli şeyler var. O yüzden almayalım. Çalmak oluyor ya. Almak bulmak 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 değil yani. O birisine ait. Onun bir sahibi var. Ne yapalım? Resmi şeye polislere resmi bir yere teslim edelim. Güvenilir bir yerlere teslim edelim. Ee, bir faydamız olur. Yani o aileye onun sahibine bir faydamız olur. Geçen adam e, para çekmiş. Şaka şaka bir yıl tonlarca para dökülmüş. Onu alabilirdi adam. Çünkü kendi hesabı o içine biriken para dökülüyor. Ee, hafta sonuna denk gelmiş adam pazar size gidiyor başvuruyor ee, diyor, şey onu bir türlü o parayı teslim almıyor banka müdürü ama diyor size şikayet ederiz şey yaparız ee, savcılığa gidersiniz bilmem ne adam diyor ki bu parayı ben buradan hesaba döküldü bu parayı teslim alın yani teslim etsem bir türlü teslim etmesem bir türlü ya yani bize ait olmayan şeyleri almayalım teliz etmeyelim ee, şey yapmayalım arkadaşlar ee, bu veli Eren Atay annesi Ebru Beceren Atay Instagram'da sayfası var. Gerçekten elimizde bir şey gördüğümüz, o günlerde oradaysak tanıdığımız, yaşadığımız o bir an varsa, bir kare varsa onu aileye değmeden bildirelim. Telefonları da var orada yazıyor. Ama gerçek olan şeyler, bilgiler, hani yalan yanlış değil de gerçek olan bilgiler varsa elimizde onları bir aileye bildirelim. Boşuna ümit vermeyelim. Elimizden geleni yapalım. İnşallah alan izniyle şey yapılır, e, bulunur. İlk günlerde denk gelseydim, ilk kayıplarda e, bulunsaydım, e, denk gelseydim sayfaya. Bilmiyorum e, yine alan izniyle yine olabilir. E, Tarık suresi var Kur'an'da. Çok uzun değil. Tarık suresini 71 kere okuyorsunuz. Akşam yatsı namazını yıkılıyorsunuz. Kıldıktan sonra Allah rızası iki 2 rekat hacet namazı kılıyorsunuz. Böyle kayıplarınız olursa. Yani evinizden giden kaybolan insanlar için. Ee, okuyorsunuz 71 kere okuyorsunuz Allah'ım işte içinizden geldiği gibi Allah sizin kalbinizi biliyor yaşadığınızı biliyor Allah'ım işte bu şu kalbimin e, bulunmasına evine dönmesine işte sağ salim ulaşmasına bize diye dua ediyorsun 71 tane ondan sonra konuş hiç konuşmadan e, şey yapıyorsun gidiyorsun işte onu yatağın altına o duayı da yazıyorsun koyuyorsun yat en son yattığı yastığın altına koyuyorsun o şekilde kısa bir zamanda o kayıp olan kişi yerin diyor 7 kat altında da olsa o eve döner diyor. Halisine döner diyor. Ee, i̇şte şimdi çocuklarımıza çok e, hayat zor, ekonomi zor, büyük de olsa küçük de herkesin psikolojisi bozuk. Aşırı tepkiler vermeyelim, aşırı şeyler şey yapmayalım. Ee, ufak hata, anneler de hata yapabilir, babalar da hata yapabilir, büyükler de, çocuklar da, gençler de yapabilir. Çok büyük tepkiler vermeyelim. Affedici olalım. Ya kin, nefretten uzak kalalım. Aileden başka dost yoktur. Anne babadan, kardeşten. Bir şekilde herkes affedici olsun. Herkes şey yapsın. Anne baba hiçbir zaman evladının kötü olması istemez. Şimdi benim 5 tane parmağım var. Hangi parmağım ben? 5 çocuğum olsa. Benim şu an Allah'a şükür 2 çocuğum. 2 tane torunum var. Ben hangi parmağımı kessem acımaz? küçüğünü mü kessem acımaz? Ortasını mı? Baş Parmağı kessem acımaz? Her evlat eşittir. Yani işte büyüğünü daha çok seviyor. Küçüğünü daha az seviyor. İşte öbürü çocuğunu veya torunu şimdi. Daha seviyor çok. Hepsi şeydir. Dün sabah karşı şey yaptım. Mesela rüyamda torunlarımı gördüm. Dedi dedim bunlarla ilgili bir şey var falan. Biraz zaman geçsin şey yapayım. Anneleri bir şey yokmuş. Anneleri doktora götürmüş. Kontrol amaçlı falan sonra öğrendik biz kötü bir şey yok iyiler sağlıkları iyi hani bir şeyleri şey yapıyorsun hissediyorsun malum oluyor birine ilgili bir şey oluyor malum oluyor onu şey yapıyorsun hissediyorsun Allah annelere işte öyle bir his şey vermiş bu anne üzülüyorum binlerce sadece bu anne değil binlerce anne var eğer böyle sokaklarda işte genç kızlar şeyler dikkat çeken bir hareketleri falan varsa bir yerlere bildirelim veya sosyal medyada görürsek resimlere dikkatli bakalım Yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlar. İnşallah bütün annelerin evlatları yanlarına döner. Güvende olur. sağ salim inşallah annesine kavuşur. Bütün bilen bütün herkes olarak yani bütün bilenler, üzülenler, bütün aileler, anneler, babalar adına hepimiz seviniriz mutluluktan bunu artık üzüntüden değil de mutluluktan ağlamasını. diliyorum inşallah. Rabbim kavuştursun. Bütün evimizden rica ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ebru, Beceren Atay, en ufak bildiğiniz bir konu varsa, bir şey varsa, bilgi varsa mutlaka Instagram'dan o aileye bildirmenizi rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bütün evlatlar Allah'a emanet olsun. Herkes iyi olsun, huzuru olsun, mutlu olsun, selamet olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.